Milliyetçilik eşittir devrimcilik. Dünyada büyük medeniyetleri, ileri medeniyetleri milliyetçilerin kurduğunun birçok delili var. Örneğin Fransız İhtilali. Demek ki Türkiye'de güzel devrimleri, çok özel medeniyetleri kurgulayacak, inşa edecek de var olan Türk milliyetçileri. Peki Türk milliyetçileri buna hazır mı? Türk milliyetçilerinin böyle bir duygusu, böyle bir hayali var mı? Bugün bunu sorgulayalım sevgili dostlar. Öncelikle Sayın Bahçeli'ye tekrar geçmiş olsun diyorum. Zaman zaman içerisinde Allah'tan gelen hastalık sonucu hastanelerde ve tıp doktorlarının müdahalelerine maruz kalıyor. Allah şifa versin diyorum. Ve dönüyorum. Bizi Sayın Meral Akşener'i suçladık diye, destekledik diye Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki iç kongrelerde ve daha sonrası İyi Parti kuruluşunda bizi hain ilan eden MHP genel merkezi ve yöneticileri bizim Meral Akşener'le düştüğümüz siyaset entrikasının sonucunda öz eleştirimizi yaparak bu desteği çekip tarafsız bir bölgede bekleyen ülkücülere umutla MHP çatısı altında Türk milliyetçilerinin birleştirme umudunu yine yok eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi. Ozan Ceyhun meselesi gerçekten bir kırılma anı olmuştur. Katildir, değildir, efendim bu tartışmalar her şeye açık ama net olan bir şey var. Bir Marksist-Leninist terör örgütü olan Dev Yol'un militan olarak yargılanmış ve bunun sonucu Türkiye'den kanun kaçağı olarak Avrupa'ya kaçmış Ozan Ceyhun, Avrupa'da yine aynı sosyalist ve komünist düşüncelerle siyaset yaparak Türkiye'nin aleyhine olan her şeyde saf tutmuş. Sonra AKP'ye geçince tövbesi kabul olmuş ve milletvekili adayı yapılmış. Sonuç olarak da bizim için bir ülkücü katili olarak değerlendirdiğimiz insanı Viyana Büyükelçiliğine atamış olmasına, Türk milliyetçilerinin hassasiyetinin dikkate alınmaması, sinir uçlarının bu şekilde irdelenmesi hepimizi üzmüş, doğal olarak tepkimizi almıştır. Sayın Bahçeli burada bu tepkimizi anlamak, saygıyla karşılamak, hoşgörüyle karşılamak yerine bu tepkiye MHP içinden tepki gösterenleri bile yerden yere vurmuş. Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu atamanın tartışılmaz olduğunu çerçeveleyen bir konuşma yapmış, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Benim için Şevk, Türk milliyetçilerinin birleşme adresi diye MHP tarif etme duygumu o gün yok etmiştir. Bu benim istediğim ya da istemediğim bir şey değil. Sayın Bahçeli, Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin demek ki MHP çatısı altında buluşmasını, birleşmesini istemiyor. Her kavşakta son 6 ay içerisinde bakın insanlar tam MHP'ye yöneliyor. Meral Akşener'in ne olduğunu, siyaseten ne olduğunu anlayıp pişmanlık duyan vazgeçenleri tekrar oraya itiyor yaptığı çalışma, açıklama. Böyle yorumlanıyor. O zaman başa dönelim. Türk milliyetçilerinin tıpkı Avrupa medeniyetini kurgulayan Fransız devrimindeki milliyetçi devrimcilerin benzeş olması gerekir. Ülkemizde Türk milliyetçilerinin medeniyet ve güzel devrimler, yani nedir bu? Dünya milletleri arasında Türk milletini müreffeh ve her konuda boy ölçüşecek, yarışabilecek hale getirme devriminden bahsediyorum. Bu yarışmanın içerisine Türk milliyetçileri sokmak yerine Türk milliyetçiliğine siyasi önderlik yapanların bir tanesi bizi AKP'li, diğeri CHP'li yapma mecburiyetinde bırakması, en küçük alternatifi bile değerlendiremememiz için onu bile alıp AKP dayanağı yapması, Büyük Birlik Partisi'ni kastediyorum en küçük dayanak diye. Ülkücüleri, Türk milliyetçilerini evsiz, barksız, örgütsüz, siyasi temsiliyeti olmayan varlıklar haline getirmiştir.
Tabii bunları söylediğimden dolayı başıma neler gelecek bilmiyorum. Ben matematik bilmem, hesap kitap yapamıyorum. Ama şunu biliyorum. Son 15 yıldır ne yaptıysam bedelini bana ağır ödettiler. Hak ettiğim, hak etmediğim tartışılabilir. Bu bedellerden de korkacak olsaydım zaten yapmazdım. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Ben de 8. ameliyatımı bu sene geçirdim. Hiç ne Bahçeli'den, ne Tayyip Erdoğan'dan, ne bir başkasından asla korkmuyorum. Korktuğum şey Allah'tır, vicdanımdır. Efendim, bu çerçevede duygu ve düşüncelerimin peşine gitmeyi uygun buluyorum. Ama yanlışlarımın, hatalarımın kölesi olmayı da uygun bulmuyorum. Karşı olduğum fikirlere dahi bir adalet çerçevesinde yaklaşımda bulunulmasını isteyen, bana yapılmasını istemediğim bir şeyin kim olursa olsun başkasına da yapılmasını istemeyen bir insanım. Bu çerçevede bir devrimden, devrimcilikten bahsedecek Türkiye'de milliyetçi bir siyasi varlık bırakmamak tarihe çok kötü bir not olarak düşülecektir. Bunun vebalini, sorumluluğunu hiç kuşkusuz hepimiz taşıyacağız ama esas bu işe önderlik yapanlar. Evet, insan ölümlü. Bahçeli sonrasına, Meral sonrasına, Tayyip sonrasına insanların plan yapması, talepte bulunması çok doğal şeylerdir. Sayın Bahçeli veliahtını henüz belli etmedi. Tabii ki Bahçeli'den sonrasında MHP'de ne olur olur bilmem ama MHP'de olmayıp da MHP'de duruyormuş gibi Meral'ın yanında vaziyet alıp pozisyon alamayanların tekrar MHP'den yanaymış gibi durmaları, biz istifa etmemiştik, biz buradayız diyen, sözde önderlere baktığımızda da sadece bir rövanş duygusuyla, gidecek yerleri olmadığı için, bir entelektüel kibirle güzel yazı yazıyorlar diye ya da güzel şöhretleri var diye, kötü şöhret, iyi şöhret fark etmez. Bir kibir şeyi çerçevesinde, seçkincilik anlayışıyla, sahiplik duygusuyla, tıpkı geliştirdikleri Bahçeli ve MHP genel merkezindekilerden farklı olmaksızın, o buyurgan sahiplik duygusu, geçmişte kendilerine bulaşmış bir başkanlıktan dolayı, reislikten dolayı mı, yoksa yeni mahalleden aldıkları desteklerden dolayı mı bilmem. Yine sinir uçlarına dokundum, bana gıcık olacaklar biliyorum. Ama bana onlar gıcık olsun. Böyle adamlar beni sevmesin. Ben bunu özellikle istiyorum. Beni mazlumlar sevsin. Adaletsizliğe uğrayanlar sevsin. Adaletten yana olanlar sevsin. Türkiye sevdalıları sevsin. Türk düşmanlarına Türk düşmanlık edenler sevsin. Ben iki bir abideleri sevmemiş. Efendime söyleyeyim. Onun bunun yaması olmaya çalışanlar sevmemiş. Bağımsız kişilikleri müstehimneke ruhu haline çevirmeye çalışanlar sevmesin. Vallahi hiç umurumda değil. Bilakis memnun da oluyorum. Evet, yalnızlaştırıldığımı biliyorum. Sosyal medyada efendim sen hangi bayrağa selam veriyorsun diye durmadan efendim eleştirilere maruz kaldığımı siz de görüyorsunuz. Türk bayrağının dışında hiçbir bayrak tanımıyorum. Parti bayrakları benim için birer paçavradır. Yani yüklediğiniz mefküre, üflediğiniz ruhtur önemli. Fikirlerdir önemli. Dolayısıyla yani güzel bir marka arabaya efendim zararlı mikroplar, virüsler yüklediğinizde o arabayla birlikte onun içindekiler güzel şey olmuyor. Benim demek istediğimi, duygularımı anlatmaya çalıştığım bu teşbihlerde umarım hata olmaz. Sürçülisan eğiliyorsam beni affedin. Asla bilgiçlik, ukalalık, hadsizlik yapmak maksadıyla bunları söylemiyorum. Gönlümden geçen ülkücü isyanımı dile getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımızın fikirlerini biliyorum. Aynı şeyleri düşünüyoruz ama güce teslim olma, şöhrete ram olma, efendim mesela makamlardan beklenen beklenti prangasına teslim olma duyguları benden dostlarımızı uzaklaştırabilir. Ama kendileri de yapayalnız. Kendileri de zavallı aslında. Çok komikler. Bu hareketi birleştirme, buluşturma yerine herkes bir yerlerde, özellikle son dönemlerde CHP'yi desteklemekten dolayı işte belediyelerden beleş ve bedava buldukları salonlarda
şiir kitabı imza günü, kitap imza günü, yok ülkücüleri buluşturma günü gibi sadece bireysel kartvizitler edinme, bireysel pozisyonlar elde etme çalışmalarını bir ülkücü harekete ve bir Türk milliyetçiliğine hizmet olarak da sunmaya çalışmaları da çok sırıtıyor, komik düşüyor sevgili dostlar. Evet, Allah'a hamdolsun. Her düştüğüm yerden Rabbimin yardımı ve inayetiyle tekrar ayağa kalkıyorum. Türk milletine inancım, elhamdülillah anneden babadan Türk olmam bana bir üstünlük vermiyor tabii ki. Ama bana üstünlük veren bir şeyim var, insan olmam. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı anayasal eşitliğe, eğer bu anayasa gerçekse, kabul ediliyorsa, Cumhurbaşkanı kadar hakkım ve ortaklığım olan bir ülkemde yaşıyorum. Birçok haksızlıklar yapılıyor. Hukuksuzluklar yapılıyor. Kafamızda demokrasinin kılıcı gibi birçok tehditler bulunuyor. Şahsen benim böyle. Mahkemeler, açılmış soruşturmalar, yasaklar, yargısız infazlar ki Gezi hürriyetimin engellenmesi tamamıyla bir yargısız infazdır. Çünkü yargı kararının üzerine genelgeler çıkarsa ben bunu böyle değerlendiririm. Ama bunlara rağmen Türkiye sevdamdan, Türk milletini sevmemden vazgeçecek değilim. Evet sevgili dostlar, tekrar ediyorum. Sesimizin daha gür çıkmasını istiyorsanız, bizi şevklendirmek, cesaretlendirmek istiyorsanız, Habererk.com, Habererk TV YouTube'da ve İsmail Türk YouTube kanalımı abone olmak, sayfanızda bu videoları paylaşmak, duygu ve düşüncelerinize, hissiyatlarınıza tercüman olmamız gerektiğinde lazım olacağını düşünüyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim.